Bu ilişkiler, bozulan ilişkilerin maliyeti eminim bize yüz milyarlarca dolara mal oldu. Şimdi baktık ki kazın ayağı öyle değil. Hepsinle işte Sisi'ye gittik, yanaştık, oturduk, konuştuk. Efendim Esad'la Rusya bakalım aracı olursa eninde sonunda görüşeceğiz. Görüşüyoruz zaten. Bürokratlar görüşüyor bu konuları. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik. Mehmet Şimşek gidiyor. 3-5 atar mısın ekonomimize gezileri düzenliyor. Efendim Suudi Arabistan'daki o kasap dedik, katil dedik adama. Kaşıkçı olayından dolayı konsoloslukta. Şimdi onun ayağına gittik. 3-5 sen de atar mısın bizim kasaya diye. Yani böyle bir dış politik ve oluyor. Evet Cem Bey, hemen şöyle alayım. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50,9 milyar dolarlık ticari anlaşma yaptık. O para gelecek diye herkes umutla bekliyordu. Bize 50 bin tane filan bağışladılar. Ya utanç verici Ali Bey, neresini anlatalım bunu? Yani Türkiye bu Arap kabilelerinden gelecek paraya mı muhtaç olması lazım? Demin dedim. Dünya yeniden kuruluyor olsa Türkiye'nin mevcut konumunu almayan enayidir. Biz öyle, siz de ben de böyle büyümedik mi hocam? Türkiye 3 kıta arasında jeopolitik konuma sahip, stratejik öneme Çok iyi. sahip, genç nüfusa ve büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Lan biz ölüp gideceğiz, yine aynı hikaye. Türkiye büyük potansiyele sahip, genç nüfusa sahip bir ülke. 60 senedir potansiyel bana bakıyor, ben potansiyele bakıyorum. Millet de işte halk ekmek kuyruğunda pazar artığından karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıptır ya. Ayıptır be. Cem Bey, orada eksik bir şey bıraktınız galiba. Seçimlerden önce Devlet Bahçeli de Sayın Erdoğan da ki çok uzun yıllardır konuşuyor. Türkiye'nin nüfusunun bir güç olduğu ve nüfusun artması gerektiğini, Bahçeli Türkiye'nin 100 milyon ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 milyon ve aynı zamanda 100 il olması gerektiğini, bu ikinci yüzyılda böyle bir hedef koymuşlardı. Yani hala nüfus güç olarak yoluna devam ediyor. O iddianın arkasında duruyorlar. Valla nüfusla güç olunsa Bangladeş güç olur, Pakistan güç olur, bazı Afrika ülkeleri, Nijerya falan dünya çapında güç olur. Şimdi nerede çok nüfus var ama sermaye yok, Türkiye'de olduğu gibi, orada sefalet yaşanıyor. İşte Afrika ülkeleri, işte Bangladeş, işte Pakistan. Nerede nüfus az ama para çok, orada zenginlik, refah var hocam. İşte İskandinav ülkeleri, Norveç, İsveç, Finlandiya falan. Yani nüfusla bu iş çözülecek olsa Bangladeş, Çin şey olurdu. Çin'deki sefaleti herkes biliyor. Bakmayın o zenginliğin böyle topluma yayılmış hali falan yok. Yani orada emeğe dayalı, el emeğine dayalı Bravo. büyük milyarların Bravo. oluştuğu bir fabrika var aslında, öyle Sömürü. görmek gerekiyor. Çok net bir şekilde.